birlikte yırtıcı hayvanlardan gergedan ve fillere kadar bütün canlılara saldırabilirler. Bunlardan biri de babunlardır. Aslanların yaşadıkları bölgelerde yaşayan babunlar sürekli dikkatli ve temkinli olmak zorundadır. Leoparlar kadar olmasa da ağaçlara çıkıp babunlara saldırabilir ya da çalılıklar arasında gizlenip babun grubunu diğer aile fertleriyle birlikte pusuya düşürüp avlayabilir. Ancak çok istisnai durumlarda babunlar da aslanlara kafa tutabilir. Ancak bu durum genel olarak acı sonla biter. Aslanlar babunlara saldırı düzenlediğinde direkt babunun boğazına veya arka tarafından boynuna saldırıp nefes almasını engellemeye çalışır. Babunun nefes alışverişi kesilince de o günkü ziyafetini çekmeye başlar. Dev boynuzuyla rakiplerine korku salan bir hayvan olan gergedan, dünyanın en güçlü hayvanlarından biri. Bufalolar da aslanlara kafa tutabilecek seviyede güçlü ve dayanıklı bir hayvan. Bu iki hayvanın karşılaşmasında gergedan çok büyük avantaja sahip. Gergedanlar o kadar güçlü ve iri yapılı hayvanlar olduğundan bufalolar tarafından ciddi yaralanma almayabilir. Ancak karşı hamleyi gergedan yaptığında işler tersine dönebilir. Gergedanlar aşırı güçlü vücudu ve süper silahı dev boynuzuyla bufaloya unutamayacağı bir ders verebilir. Bufalo ciddi yaralanmayı göze alıp gergedan ile amansız bir savaşa girişebilir mi? Vahşi doğanın krallarından olan gergedan ile hiçbir hayvan kolay kolay karşılaşmak istemez. İki ezeli düşman ve aralarındaki kıyasıya rekabet sürekli belgesellerde anlatılmakta. Aslanlar avlarını ölüm ısırışıyla boynundan ısırarak çabucak öldürürken sırtlanlar daha canlıyken karnından yemeye başlar. Belgesellerde çoğunlukla aslanın elinden avını alan sırtlanlar görürüz. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Sırtlan aslan ve leopardan çok daha küçüktür ve çoğu durumda avını aslana kaptırır. Esasında aslan da sırtlan gibi yarı yarıya leşçildir. Bu iki canlı da fırsatçıdır, av bulamadıklarında başkasının avını çalmakta hiçbir sakınca görmezler. Gücü yeten yemeği kapar. Normal şartlarda aslanlar da sürü halinde avlanırlar ve avlarını sırtlanlara kolay kolay kaptırmazlar. Ancak bazı durumlarda aslanın yorgun, yaşlı, tek başına kalmış ya da tok olduğu gibi durumlarda avını sırtlana kaptırabilir. Sırtlanlar önemli miktarda leş yemelerine rağmen çoğunlukla yiyeceklerini kendileri öldürürler. Yetişkin benekli sırtlanlar sadece 60 kilo gelmelerine rağmen Afrika öküzü, zürafa gibi kendilerinden çok daha büyük hayvanları avlarlar. Sırtlanlar birçok büyük kedinin yaptığı gibi avlarına gizlice yaklaşıp sürpriz saldırı düzenlemek yerine avlarını yorup bıktırıncaya kadar kovalarlar. Sırtlanların en önemli özelliği çenelerinin güçlü olmasıdır. Timsahlarla birlikte en güçlü çeneye sahip vahşi hayvanlardan bir tanesidir. Çeneleri o kadar güçlüdür ki kemikleri dahi kırabilir. Aslanların menülerinde yer alan inanılmaz güçlü vahşi bir hayvan. Bufalolar oldukça ağır büyükbaş hayvan türlerindendir. Dolayısıyla ağırlıkları 850 kilograma kadar ulaşabilir. Aslanları boynuz darbeleriyle ağır yaralayıp ve hatta ölümlerine sebep olabilen iri ve son derece güçlüdür. Ayrıca oldukça agresiftirler. Öldürücü boynuzları ile saldırıya geçmekte ve bu sayede çoğu karşılaşmalardan galip ayrılarak dönmektedir. Sürüler halinde hareket etmeleri diğer vahşi hayvanların onlardan çekinmesine neden olabilir.
Ama aç bir aslan için bu hiç önemli değil. Bufalolar sıklıkla aslanlarla karşılaşmaktadır. Aslanlar da sürüye saldırırken sürüdeki en zayıf ve en güçsüz olan bufaloyu bulup onu avlamaya çalışır. Ama sürüden ayırabilirse iri ve aşırı güçlü bufalolara bile saldırmaktan çekinmez. Öleceğini bilse bile. Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan aslanlar için avın kim olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü saldırıya tek değil, grupla birlikte saldırırlar ve bu da onları yenilmez bir takım yapar. Dünyanın en iyi kamuflaj ustalarından biri olan leopar, bir balon avlayacağı sırada avına son derece sessiz bir şekilde yaklaşır. Ağaca tırmanma kabiliyeti en iyi olan vahşi kedidir. Bu yüzden ağacın üstünde usta birer cambaz olan babunlara karşı bile oldukça başarılı olmaktadır. Babun ağacın üzerinde bile olsa onu ustalıkla yakalayıp indirebilir. Aynı zamanda karada da hızlı birer yırtıcı olması sebebiyle babunlara hem karada hem de ağaç dalları gibi yüksek kesimlerde zor anlar yaşatabilir. Sahip oldukları büyük ve sivri dişler dolayısıyla leoparlar babun gibi bir ava karşı aynı zamanda çok temkinli olmak zorundadır. Babun karşısında en ufak bir hata leopar için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Leoparın beslenme zincirinde yer alan bir hayvan olan babunlar ise grupla birlikte hareket etmeleriyle leoparı bölgelerinden uzaklaştırabilir. Afrika'da yaşayan bu hayvan saatte 52 km saat hız ile koşabilir. Uzun boyları ve uzun dilleri sayesinde diğer hayvanların ulaşamadığı ağaçların yapraklarından beslenirler. Genellikle akasya ağaçlarını tercih ederler. Günlerinin çoğunu yemek tüketerek yaşarlar. Yetişkin bir zürafa yaklaşık 45 kilo ağaç yaprağı tüketebilir. Zürafaların boyunları uzun ama gerdan boyu kısa olduğundan su içmek için bacaklarını yeteri kadar açıp eğilmeleri gerekmektedir. Zürafalar günlük su ihtiyaçlarının bir kısmını tükettikleri ağaçların yaprakları sayesinde elde ederler. Bu hayvanlar günlerini hemen hemen her anında ayakta geçirirler. Günde en az 10 dakika ve en çok 2 saatini ayakta uyuyarak geçirebilirler. Bazen dişi alabilmek veya kendi bölgesini korumak için erkek zürafalar arasında acımasız dövüşler olabilir. Boyun darbeleriyle rakiplerini düşürmeye çalışırlar. Düşen zürafa savaşı kaybeder. Jaguar ismi jaguar kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime tek bir sıçramayla öldüren anlamına gelir. Belgesellerde sıkça karşılaştığımız bu yırtıcı avcılar genellikle tek başlarına yaşarlar. Öylesine güçlü ve cesaretlidirler ki doğada hiçbir hayvan bir jaguara saldırmaya kalkışamaz. Her türlü hayvanın düşmanı olan bu tehlikeli canlılar insanlara da saldırır. Kısacası doğanın kafa tutulamayacak hayvanlarıdır. Aslan ve kaplan kadar büyük olmamalarına rağmen vücudundaki kuvvetli kas yapısı onlara bu saldırganlık yeteneğini katmıştır. Avının şakak kemiklerinden ısırarak beynini etkisiz hale getirir ve bu sıra dışı öldürme yöntemiyle diğer kedilerden ayrılır. Denizde timsah ve kayman avlamasıyla ünlüdür. Suya atlayarak avının beyninden tutup yakalar. Aslanlar o kadar güçlü yaratıcılardır ki bir gergedanı, su aygırını ya da bir fili devirebilirler. Ve hatta bazen kendi aralarında bile ölümcül savaşlara girişebilirler. Aslanlar kendi gibi güçlü biriyle karşılaşırken her ne kadar temkinli olsalar da bazen grup halinde farklı gruptaki aslanlara saldırabilirler. Aslan çetesi diğer gruptaki erkek aslanlara tuzaklar kurup onları aile fertleriyle birlikte pusuya düşürüp infaz edebilir. Bazen erkek aslanlar kendi gruplarında bulunan erkek yavru aslanlara saldırıp onları öldürebilir. Sebebi ileride ona karşı çıkacak bir rakip oluşmasını engellemektir. Erkek yavrulara saldırırken dişi aslanlar yavruları koruyup erkek aslanlara kafa tutup amansız mücadeleye girişebilir.